Ekümenik Patrik Bartolomeos, Ortodoks Kiliseleri Başepiskoposlarına gönderdiği mektupta, Ekümenik Patrikhanenin komünyonun sunulması konusunda Ortodoks Kiliseleri ile iletişimi tek düze şeklinde koordine etmeyi amaçladığını ve bu seneki istisnai durumların olması sebebiyle 11 Haziran olan isim gününü bu yıl sade bir şekilde kutlayacağını açıkladı. Ekümenik Patrikhanenin komünyonun sunulması konusunda Ortodoks kiliseleriyle iletişimi tek düze şeklinde koordine etmeyi amaçladığını ve bu seneki istisnai durumların olması sebebiyle 11 Haziran olan isim gününü bu yıl sade bir şekilde kutlayacağını açıkladı. Olağanüstü koşullar nedeniyle Ekümenik Patrik Bartolomeos'un 11 Haziran olan bu yılki isim gününü kutlamayacağı, Ekümenik Patrikhanenin içinde bulunan Aziz George Katedrali'nde kilise görevlilerinin ve rahiplerin eşlik ettiği, ilahi litürjiye uygun bir şekilde ayin yapılacağı duyuruldu. Komünyon Birliği için 17 Mayıs'ta yazılan mektupta Ekümenik Patrik, koronavirüs salgını döneminde kilise hizmetlerinin cemaat olmadan gerçekleştirilmesini onayladı. Salgın döneminde komünyonun cemaate nasıl sunulacağı konusunda birçok görüşün dile getirildiğini belirten Patrik Bartolomeos, buna kayıtsız kalamayız dedi. Patrik Bartolomeos ayrıca Ortodoks Kilisesi'nin siyasi ve sağlık otoriteleri tarafından önerilen kurallara uyacağını ve inancın özüne saygı duyulması şartıyla bu şekilde davranmaya devam edeceğini söyledi. Buna ek olarak kutsal komünyonun kilise gizeminin vahyi ve deneyimi olduğunu belirterek, Rabbin kendisi bize bedenini ve kanını komünyon aracılığıyla sunarak cennetteki krallığına davet ediyor dedi. Bartolomeos'un mektubuna yanıt olarak daimi kutsal sinot, Yunanistan kilisesi komünyonun kutsal gizeminin kutsal kilisemizin kutsal babaları tarafından teslim edilmesi nedeniyle tartışılmaz olduğunu kesin ve teolojik bir beyanda ısrar ediyor. Kutsal komünyonun paylaşılması kilise babaları tarafından ve kutsal geleneklerimize uygun şekilde gerçekleşecektir açıklamasında bulundu. Kıbrıs Başepiskoposu 2. Hristos Tomos Ekumenik Patrik Bartolomeos tarafından sunulan mektuba cevabında dua ve inançla birlikte hizmet ediyoruz dedi. Alınan bilgilere göre diğer kiliselerin Ortodoks başepiskoposlarının da komünyon dağıtımında geleneksel yolu benimsedikleri belirtildi.